Bağdan Aykası, sayfa 206 mektup 173 Ahmet Hüsrev'in fıkrasıdır. Sevgili Üstadım, Aktab-ı Azime'nin birincisi. Beş tane kutup var. Eskiden ezberlemiştim bunların ismini unutmuşum şimdi. Bir tanesi Abdülkadir Geylani Hazretleri, Şan Nakşiban Hazretleri, ahmet Bedevi Hazretleri, İbrahim Desuki olabilir. Öyle beş tanesi vardı bak unuttuk. Nice Fuzuli 11'den aklımızda ama beş kişi aklımızdan Silmişiz yani liyakat şey, lakaytlarından dolayı. Aktaba Hamsi Azime'nin birincisi ve Gavs-ı Azam namıyla müştehir olan Şahı Geylani Hazretleri'nin şimdiki Kur'an hadimlerine bakan kasidesindeki ihbaratı gaybiyeyi mühimmeyi havi kıymetli risaleyi kardeşlerime ve dostlarıma okudum. Ve inşallah fırsat buldukça yine okuyacağım. Rahatsızlığım bir suretinin takdimine fırsat baş etmediği gibi 32. sözün 1. ve 2. mevkıflarından da 3-4 sayfadan daha fazla yazmaktıma mani oldu. Sevgili üstadım, o büyük şeyhin masar olduğu, o büyük tecelli ve nail olduğu, o büyük eltaf-ı ile 800 senelik mesafeyi gören ve bu müddet arasında gelip geçenlere bugünün dehşetini ehli zevk ve keşfe gösteren yazılarındaki o derin ve pek ince manalar idrak edebildiğim kadarını düşünürken, ehli gafletin nazarından saklanmış olan ve fakat ehli hakikatin görmesine mani olmayan mazi yazılıdım. Şimdi burada duralım. Şimdi Şah Abdülkadir Gelen Hazretleri'nin bu kerametlerini kafirler bile kabul etmişler. Yani. Biz diyor İslamiyet'i kabul etmeyiz ama Abdülkadir Gelen'lerin kerametlerini inkar edemeyiz. Şimdi bir kısım selefi zihniyette bu tür şeylere acip şekilde karşı çıkıyorlar. Ve bu tür şeylerin şirk olduğunu, tamam üstadın işte ya Abdülkadir sana bir Fatiha cevizimi buldur diye çok geçen eski hayatında çocukluk dönemindeki bir hayatını anlatıyor ya cevizi kaybolduğunda çoğu zaman Abdülkadir Genel Hazretleri sana bir Fatiha ve cevizimi buldur dediğinde çok defa o cevizimi buluyordum diyor Üstad. Öyle bir hikaye var ondan sonra. Bunu da alıyor mesela Selefiler işte ya böyle şey mi olur falan filan. Kardeşim şimdi sen insaniyeti cesedi bir birinci hayat tabakasından ibaretle anlamlandırılmışsan evet sen bunu kabul etme edemezsin de zaten. Çünkü senin için insan cesettir. Bulunduğu yerle hemhal olan va, yani insaniyetiyle itibariyle alakalı olmuş olduğu bütün alemleri kestiğin bir varlık olarak kabul ettiğin. Evet senin için doğrudur. Sen kabul etme bunu. Ama insan dediğimiz varlık cemi cemdir. Bütün alemlerin içinde cem olduğu bir varlıktır. Şimdi burada radyo frekansları yok mu? Var. Peki ben radyo frekanslarını inkar etsem ne olur? Yalan konuşmuş olur muyum? Olmam. Doğruyum çünkü gerçekten gözüken radyo frekansı yok şu anda. Ama benim elimde bir alıcı olsa ve o alıcı ile beraber ben frekansa geldiğinde atıyorum işte falanca radyonun 100.50 falanca radyo. işte 99.9 falanca radyo değil mi? Ne oldu bak o radyoyu buldum. Şimdi ben de sanki kardeşim misal veriyorum. Burada TRT FM var. Ne yok, yok, yok burada desen sen yalan konuşmuş olmazsın. Çünkü bakmış olduğun minvalde evet senin görmen öyle çok normal. Ha ben ne diyorum? Kardeşim burada TRT FM var. Benim alıcım bunu hissediyor. Bak şarkı geliyor, türkü geliyor. Frekans meselesidir bu işler. Hayat mertebesi hay esmasına azami mahsul olmuş olan bir zattır. Abdülkadir Genel Hazretleri. Hayatında dahi tasarruf ediyor. Çünkü neden? Hay esmasının tecellisiyle ölüme maruz kalan cesettir. Ruh değildir. Ruh ölmez sen bunu bir insanlıkta böyle dar bir kalıba sokup bunu ya böyle şey mi olur falan diyorsan kardeşim kusura bakma ya bir kafi kadar da inanmaz mı insan ya? O yüzden senefilerin bu noktada şeyi kabul etmezler bunu. Evet. Bana bakan veci nedir? Ben insaniyetimi açtığımda mazi ve müstakbel değil mi? Geçmiş ve gelecek dediğimiz hakikat benim için canlıdır, haydır. Ama eli gaflet için nedir? Ölüdür, mevattır. Memattır yani, ölüdür. Hissedemezsin. Anlayamam ama bizim irtibatımız vardır. Çünkü insan geçmişle, gelecekle irtibatlı varlıktır. Alemlerle irtibatlı varlıktır. İşte bu noktayı ifade için özellikle bunu belirttim. Yani nasıl haber veriyor kardeşim kaç sene öncesinden? Ne haber vermesi kardeşim? Sen ne demiş olduğun, sen zaman demiş olduğun şerit senin için değişken, onun için değişkendir. Ben burada trafik ışığında bir dakika beklerken patlıyorum. Ama aynı bir dakika çok önemli işleme çok çabuk geçiyor. Değil mi? E şimdi böyle bir göreceli bir kavram. E varlığı da sen yanlış tanımlarsan o zaman idrak edemezsin bu meseleyi ya. Nasıl idrak edeceksin? Çok dar bir bakış açısıyla. Ve bu Risale'nin feyziyle mücahide-i maneviyenizden ve etrafınıza toplanmış olan fedakar mücahit talebelerinizden ve maruz kaldığınız mühlik felaketlerden ve nail olduğunuz bu kadar azim eltaf-ı ilahiyeden başlayarak Şah-ı Geylani'ye kadar ve ondan asr-ı saadete kadar uzanan o uzun zamanı hayalen gezdim o büyük Gavs'ın 800 sene evvel ilan ettiği bu hakikatin karşısında hayran oldum. O büyük şey eski Said gibi bir mürit ile yeni Said gibi ders arkadaşıyla konuşuyor. Eski Said'in ondan sonra üstad o benim üstadım diyor. Ama Hüsnü diyor ki yeni Said'in ders arkadaşıdır. Şu Kadir Gelen Hazretleri. Ve konuşmaya da zaman ve mekan mani olamıyor. İster arzun öbür tarafında olsun, ister semavatın en uzak köşelerinde olsun. İster Hazreti Adem Safiyullah zamanında dünyaya veda etmiş olsun. Önemli değil. Kalp ve ruh bütünlüğü, cisimden ibaret saymamış olduğun insanın kalp ve ruh bütünlüğü, tüm alemlerin o insana cem olmasının farkına vardığın anda, hayat mertebelerinin üst kademeleri çıktığında artık senin için zaman mekan ortadan kalkmaya başlar. Yok olmaz. Yok olsa ilah olursun haşa. Ama o artık tabakalarda görüşmeye başlarsın. O tabaka, o frekansta bulunan kişilerle. Diğer tabakalar çıkmak için en çok neyle iştigal etmek lazım? Ya şimdi bu velayet noktasında, tarikat yolunda bunlar çilelerle oluyor. Yani sen söyle yemek içmekten tezahürat etmeye başlayarak yavaş yavaş cismaneten sıyrılmaya başlıyorsun. Bizim yolumuzda böyle bir şey yok. Yani böyle bir usul yok. Zaten çok da revaçta olan bir şey değil. Çünkü sünnetli seniye dairesinde çok tavsiye edilen bir şey değil bu. Ama sen tarikat erbabı olacaksın. Tarikatta böyle seyri sürük istiyorsan kardeşim, manevi bir füzat istiyorsan bunu ne yapacaksın? İşte 40 gün sen söyle yemek içmeyi biraz azaltaraktan yavaş yavaş böyle zikirle, tefekkürle ondan sonra tabakalar artmaya başlıyor. Sen söyle açılmaya başlıyor insanın hissiyatları. Ama bunlar tabii tehlikeli şeyler. Bunları uygulamamak lazım. Çünkü e, önde iyi bir rehber yoksa alemi gayba geçtiğin anda yani misal alemine geçtiğin anda oranın Sakinlerin bir kısmı seni böyle oynayabilirler, oynatabilirler. Ondan sonra sakat işlere girebilir, girebilir insan ya. Yani. Ama ben bileceğim ki ilmen, tabii bu ilminde rusu ilminde rusu tabi tabii yeme içmeyi de böyle sünnitlere seni dairesine üstte bir şeklinde ayarlarsan, o zaman işte illaki rüya aleminde, alembiselde görüşmeye mutlaka olur. Aa, bana oldu mu olmadı? Böyle talibimde olmaz zaten benim. İşte bu muhabire neticesinde bu ihbaratı ı gaybiyeyi ve acibeyi 8-10 sene evvel öğrenmiş ve şimdi de talebelerinize ders veriyorsunuz. Bu hizmete temeyyüz eden arkadaşlarınıza irade ederek her hususta sitayişe layık hulusi ve ona refik olacak bir kabiliyette bulunan mütevazi sabri ve hizmet ve gayretleriyle sadık hale çalışan Süleyman ve Bekir Ağa gibi talebelerinize işaret eğiliyorsunuz. Ve bu küçük cemaatin istinadgahı olan azim cemaatlerin himmetlerini ve bu cemaatlerin içindeki nurani simaları tanıttırdığınız gibi Şahı ı Geylani zamandaki hülagi vakasıyla da zamanımızın riyakar münafıklarına ve münafıkların reskarlarına yani başlarına hitap ederek yakın bir istikbade kahhar bir el size cezanızı tamamen vermekle masumların intikamını alacaktır diyorsunuz. Bu hakikatler gösterilen dokuz. 10 delil ile ispat edildikten sonra bu risale Şerife ile ilan ediliyordu. Sevgili Üstadım, Hulusi Bey'in bir fıkrasında söylediği gibi ben de diyorum ki Kur'an'ın feyziyle açtığınız bu cadde-i nuraniyede aiz ve fak kanatlarıyla tayaran ederken ne büyük harika kerametlerle karşılaşıyorsunuz. Ne ve ne azim hadisatı acibeye şahit oluyorsunuz. Kim bilir daha neler göreceksiniz ve mahsar olduğunuz bu inayetlerden bizleri de hissedar ederek vazifemizde her an gayretle ve ciddiyet tavsiye ediyorsunuz. İşte sevgili üstadım bu kadar ikram ilahi karşısında bir taraftan kulluk edemediğim için gözlerim yaşarıyor, kalbim ağlıyor. Diğer taraftan da bar yağı samediyete af olunmaklığım için yalvarırken bir hat ve bir hesap minnet ve teşekkürlerimi takdim ediyorum. Ve sevgili üstadıma ve muhterem fedakar kardeşlerime muvaffakiyet ve selametler ihsan edilmesi için duagü oluyorum. Kıymetler üstadım efendim hazretleri diyor. Günahkar talebiniz Ahmet Hüsrev.